İyi günler. Mehmet Varol'la görüşecektim. İsminiz? Demet Yılmaz. Randevunuz var mıydı Demet Hanım? Randevum yok ama Mehmet Bey'in oğluyla benim kızım okuldan arkadaşlar. Onlarla ilgili konuşacaktım. Bir saniye lütfen. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet ben. Buyurun. Ben buraya Aksel'le ilgili konuşmaya geldim. Gençler, harika bir fikrim var. Çıkışta parti yapıyoruz. Yalnız giriş paralı. Ama karşılığını sonuna kadar alacaksınız. Üstelik müthiş bir eğlence var. Eğlenmeyene de parasını iade ediyorum. Ne oldu lan, korktunuz mu? Ben size ne anlatıyorsam. Duydunuz herhalde partiyi. Anlamayacaksın Sayar, hiç. Benim kızımla Zeynep'le oldunuz okuldan arkadaşlar. Geçen gece tatsız bir olay olmuş galiba. Tabii tam detayıyla anlatmadı Aksel ama... ben bir baba olarak sizin bilmeniz gerektiğini düşündüm. Aksel şu an bizde kalıyor. Öyle mi? Evet. Zeynep onu o halde görünce bırakmak istememiş yani, çünkü eve geldiğinde de çok kötü durumdaydı. Tabii ben de bir anne olarak yani vicdanım el vermez o halde göndereyim. O yüzden eve aldık biz de şu an. Demet Hanım, bu gerçekten çok tatsız bir mesele. Üstelik oğlumla benim aramda. Bırakalım böyle kalsın. Yok, ben sadece hani... Ben sizin hassasiyetinizi anlıyorum. Belli ki çok iyi bir annesiniz, çok duyarlısınız. Ayrıca çok da teşekkür ederim evinizi açmışsınız Aksel'e. Yok yani, rica ederim. İşte çocukların iyiliği için. Hı, anlıyorum. Peki, ben o zaman daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Estağfurullah. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Buyurun. Mehmet Bey, hiç gerek yok. Gerçekten ben kendim gidebilirim. Olur mu öyle şey? Buralara kadar zahmet edip gelmişsiniz oğlum için. Müsaade edin, ben de bu kaderini yapayım. Buyurun. Tekrar teşekkür ederim. Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Demet Hanım'ı istediği yere bırak, sonra dön gel. Peki efendim. Zeynep için bir şeyler almıştım ya, dolap, yatak falan. Evet. Ha işte onu bugün getirecekler 1-2 saate kadar falan, ona haber vereyim dedim. Sağ ol. Dün gelmediğim için kızgın mısın bana? Yok, niye kızgın olayım? Yani bir sürü işim var sonuçta, bir şey olmuştu herhalde. Sorun değil yani. Böyle neyse, ben geldiğimde konuşuruz. Zeynep dersen çıksın, onu da alır gelirim, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Gel. Hocam merhaba. 5 dakika zamanı var mı? Gel Besim'cim, gel. Hafta sonu bizim çocukların maçı var ya. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok, sorun yok. Çinli'den izlemeye geleceklermiş. Haber vermek istersin belki çocuklara. Aa, tamam, sağ ol, haber verdiğin için.
Bir şey mi var? Canın sıkın gibi duruyorsun. Yok. Var aslında ya. Hayırdır, anlat bakalım. Nedir derdin? Hiçbir şey söyleme. Onu söyleme, bununla konuşma. Ne yapalım peki, onu söyle. Zeynep, benim derdim seninle değil, bunu biliyorsun. Biliyorum ama derdin ne o zaman? Ne yaptı yine? Bir şey yaptı değil mi? Ve sen bana söylemiyorsun. Bak, bana güven. Bu herifin peşini bırakmıyorsan bir nedeni var. Kesin bir şey olmuş. Kesin bir şey olmuş ve sen bana söylemiyorsun işte. Lütfen bana güven. Sana sonra her şeyi anlatacağım, tamam mı? Tamam hayatım, peki. Okey, güzel. Yani işte öyle. Anlayacağın, öyle bir sıkıştık ki yani. Kızlara nasıl davranacağımı bilemiyorum. Hani hiç karışmayayım diyorum ama karışmasan olmaz, karışsan olmaz. Öyle işte. Abi çok zor vallahi. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey deme, dinle sen öyle. Orası öyle de hani bana akıl soracak olursan eğer, hani ben kalırım, bir şey diyemem. Ama saatlerce dinlerim. Eyvallah. Abi fazla yorma kendini. Oluruna bırak. Her şey zamanla düzelir elbet. İnşallah. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.